dönüştürülür. Akif'in çiçeğinde istiklalimiz dönüştürülür. 1900'lü yılların başları, Koca Çınar Osmanlı sarsılıyor köklerinde. Fırsatçı aç kurtlar gibi saldırdıkça düşman, yurdun dört bir köşesi feryat kılıyor. 19 yaşında bir gençtir Mehmet Akif. Bu feryadı yüreğinde duyan. Yıl 1892. Yer Halkalı Ziraat Mektebi. Halkalı Ziraat Mektebi, Baytarlık Şubesi talebesi Mehmet Akif Efendi. Bir yaz gecesi uzanmış, yıldızlara bakmaktadır. Osmanlı'nın şanlı tarihi bir sinema filmi gibi gözlerinin önünden akmaktadır. Kan alev alevdir, tüm benliğini yakmaktadır. Gitme ey yolcu! Beraber oturup bağlaşalım. Elimin bir yüreğin kârı değil. Paylaşalım. Ne yapıp yeysimi kahveyleyeyim bilmem ki. Öyle dehşetli muhbitimde dönen matem ki. Aa, karşımda vatan namına bir kabristan. Yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Yıl 1912. Yer İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi. Osmanlı Edebiyat Muallimi Mehmet Akif Efendi, gecenin geç bir saati muallimin odasına oturmaktadır. Odayı, isli bir gaz lambasının solgun ışıkları aydınlatmaktadır. Mehmet Akif Efendi, şiir yazmaktadır. Gece uzamakta, şiir uzamaktadır. Günün ilk ışıklarıyla şiiri, Akif'in gözyaşlarına uzamaktadır. Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor ey yolcu. Nereden başladı yükselmeye bak, nerede ucu? Azıcık kurcala toprakları, seyret, ne çıkar? Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kapılar. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onları alkış tutan kahvelere. Bana bahset gibi bir yar-ı müsait lazım. Artık ey yolcu bırak, ben yalnız alayım. Balkan savaşları bir kredi yüreklerde. Daha onun yarası sarılmadan tüm dünyayı cehennemi yaşatan bir felaket verilir göklerde. Yıl 1914'tür. Birinci Dünya Savaşı adı verilen bu kıyımda ülke bir parçaya bölünür. Mustafa Kemal
genç subayların önderliğinde Çanakkale'de bir destan yazıyor. Bu küçücük toprak parçası ülkenin kaderini değiştiriyordu. Kalbi Çanakkale'de atan Akif, kendisine savaşı soranlara cevaben: "Bütün dünya toplanıp hücum etse Çanakkale sükut etmez." diyor. Şiirleriyle halkın yüreğine umut tohumları ekiyordu. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdağı dönerek öpse, oppak alnı der. Millet düşünüp düşünüp kan ağlıyordu. Bir yandan da kurtarıcısını arıyordu. Yetişeyim daha o zaman. Hoş geldin Mustafa Kemal Paşa. Hoş gidişler oda Mustafa Kemal Paşa. Askeri bilmesin bayrımda çok yaşa. Arş 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 iyilerin iyilerin arş iyilerin marş iyilerin dönmez geri Türk'ün askeri sağdan sola soldan sağa alda bayrağı düşman üstüne. Onlar varsın hasta adam desinler. Varsın sev paçavrasıyla Anadolu'yu giyme bilmeksin. Ok yaydan çıkmıştır bir kere. Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu bağımsızlık ateşi tüm yurdu sarmaya başlamıştır. Yerinde duramayan Mehmet Akif Balıkesir'e gitmeye karar verir. İşte unutulmayacak o meşhur boğazında bu şehirde dağın ıslaşı canlı kürsüsünde verecektir. Cihan alt üst olurken seyre baktın. Öyle durdun da. Bugün bir serserisin. Darbedersin kendi yurdunda. Cehennem olsa gelen göğsümüzle söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler oldu, bulutlar donanma yağdırsa, değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz. Yıl 1920. Yer Akif Çengelköy'ün kıyımı. Sivil görünümlü bir subay getiriyor daveti. 4 gün sonra Akif Ankara treninde. Memleketin kaderi bu gençlerin elinde. Milli mücadele bayrağının altına ilk koşanlardan biri olan Mehmet Akif, Konya, Kastamonu, Bursa demeden il il geziyor, camilerde yaptığı konuşmalarla halkın maneviyatını güçlendiriyordu. Karanlık görerek azmi bırakmak. Alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan. Tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Alemde ziya kalmasa halk etmelisin halk. Ey elleri böğründe yatan şaşkın adam, kalk. Ey söyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarıl sımsıkı, seyret ne olursun. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Evler tünek olmuş, özüyor bir sürü baykuş. Sesler de vatan tehlikedeymiş, batıyormuş. Sahipsiz memleketin batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Yıl 1920. Yer Ankara Ziraat Mektebi. Ankara Ziraat Mektebi, Mustafa Kemal'in hem karargahıydı hem evi. Bir kış gecesi Mustafa Kemal ve Bekler heyeti alt kat salonda toplantıdaydı. Mustafa Kemal pencerenin önünde ayaktaydı. Gecenin karanlığına uzun uzun baktı, döndü.
gözleri çakmak çakmaktı. Aşkını bütün cihana duyuracak İstiklal Marşı'nı kim, ne zaman yazacak? Malumu Halis Paşa'm, bir komite kurduk, bir müsabaka tertipledik. İstiklal Marşı şairine büyük bir ödül vaat ettik. Müsabakaya 724 parça şiir gönderildi. Ancak hiçbiri beğenilmedi. Peki Akif? Akif müsabakaya katılmadı paşam. Şiir göndermedi. Konuşun. O mutlaka eklerdi biridir. Bence Türk'ün İstiklal Marşı'nı en iyi hakim yazabilir. Yıl 1920. Vakit akşam saatleri. Yer Ankara Marif Vekaleti, Vekil'in odası. Köşede saç bir sobada odunlar yanmaktadır. Vekil Bey tahta bir masanın yanında ayaktadır. Girer içeri Burdur Milletvekili Mehmet Akif Efendi. Biraz yorgun, biraz solgun gibidir. Hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bunca zaman nereler verdiniz? Paşa Hazretleri geçen akşam sizi sordular. İstiklal Marşı'nızı en iyi Akif yazın diye buyurdular. Beyefendi, Anadolu'dan geliyorum. Zincirlerini kırmak için şahlananların yanından geliyorum. Ben düğüne gider gibi gidenleri gördüm. Ben top mermilerini kuş tüyü gibi yüklenenleri gördüm. Kınalı parmaklı gelinleri gördüm. Kınalı parmaklı gelinler. Omuzlarını yükledikleri top mermileriyle, sırtlarına bağladıkları bebeleriyle yürüyorlardı. Yaşlı bir kadın gördüm. Yüzü çizgi çizgi. Belki 100 yamalı bir ceket giymişti, bir kamiye itiyordu. Onlar bu vatan için can verenler. Onlar bu topraklar için kanın akıtanlardır. Onlar destanları yaşayanlar, destanları yaşatanlardır. İstiklal Marşı onlara verilebilecek en güzel hediyedir. Para almak benim için zulmdür, haramdır. Vatansız bir sıfatla ölürsek eğer, bize hesap sorar bedenimiz ve mazimiz ve vatan için ölmüş şehitlerimiz, bağımsız olmaktır en yüce hedefimiz. Değil mi ki kıvılcımlandı bir kere damarlarımızdaki kan, pırıl pırıl süngülerimizin fecrinde pür yaşamalı vatan. Uyanıyordu millet, bir daha uyumamak için. Uyanıyordu Akif, hürriyet için. Atılıyor bu bir devre, tarihlerden süzülmüş bir hal gibi. Hepimiz, hepimiz Mehmet Akif gibi. Ey kanıyla bu toprağa vatanlaşan erler. Ey gözlerin ışığı, gönüllerin baharı. Sen de can, tarihte şan, ezelden er oğlu erler. İşte ölümsüz milletimin ölümsüz çocukları. Artık dalgalanmalı ebediyen yurdumun bayrağı. Asım'ın nesliydi işte bu. Asım, ismiyle sembolleştirdiği çalışkan ve imanlı ideal Türk genci, Akif'i yanıltmamış, vatanın ve bayrağının yüzünü yere eğdirmemişti. Asım'ın nesli. Diyordum, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmedi. Yıl 1921, 12 Mart gecesi, yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Zamanın Marif Vekili Hamdullah Suhi, kürsüde düşündü ve İstiklal Marşı'nı okumaktadır. Meclis çığlık çığlıktır. Meclis duadır, alkıştır, hıçkırıktır. Tüm meclis ayaktadır.
Bu sıradan meclisin arka kapısı hafifçe aralanır. Akif sessizce salonu terk ederken tekrar tekrar okunan şiiri süzülür gecenin karanlığına, kapılır Ankara rüzgarına. Işık ışık, umut umut, dalga dalga yayılır Anadolu'ya, ulaşır İnönü'ye, Dumlupınar'a, Sakarya'ya ve Allah Allah sesleriyle ulaşır Akdeniz'e, kavuşur İzmir'e. Bu ses dalga dalga yayılır Türkiye'de. Akif şimdi bu sestedir. Şimdi o Edirne'dedir, İzmir'dedir, Bitlis'tedir. Şimdi Çanakkale şehrinin türbedarıdır. Aradan yıllar geçmiştir. İki gazeteci arkadaşı Hakkı Tarık Uslu Rüşen Eşref Günaydın hasta yatağındaki Akif'i ziyarete gelirler. Şairle girdikleri koyu bir sohbet sırasında ona şiirin değiştirilip değiştirilmeyeceğini sorarlar. Akif bunun üzerine İstiklal Marşı. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben dahi yazamam. O şiir artık benim değildir. O artık milletindir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzer al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazilay. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, sonraylar hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşırım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşırım. Garbın afakını sarmışsa çelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Unutsun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bayatsızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensizce yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağa sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da, alsın da da etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesi mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadettir dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cilyanımda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki taşım. Dağlar ve şafaklar gibi ey şanlı lider, olsun artık dökülen kanlarımız hep seyler.